ATP uzun adıyla adenozin trifosfat sıklıkla biyolojik sistemlerdeki enerji birimi veya enerji deposu olarak adlandırılır. Bu videoda bu olayın neden bu şekilde olduğunu size göstereceğim. İlk bakışta adenozin trifosfat oldukça karmaşık bir isimmiş gibi gözüküyor. Hatta moleküllerin yapısına baktığımızda epey karışık duruyor. Fakat bu yapıyı bileşenlerine ayırırsak biraz daha anlaşılır hale geliyor. Böylelikle biz de ATP'nin neden ve nasıl biyolojik sistemlerde enerji deposu olduğunu anlayabiliyoruz. İlk olarak bu molekülü adenozin ve trifosfat diğer adıyla 3 fosforil grubu olarak ikiye ayıralım. Adenozin molekülün bu parçası, hatta burayı aynı renkte çizeyim. Bu parça adenozin yani riboza bağlanmış adenin. İşte tam burası adenozin kısmı. Burada da 3 fosforil grubumuz var. Bu fosforiller parçalandığında fosfata dönüşüyor. Elimizdeki trifosfat parçasında 1 fosforil grubu ve 2 fosforil grubu ve 3 fosforil grubumuz var. Biyolojik sistemlerde enerjiyi bu molekülün nasıl depoladığını anlamayı kolaylaştırmanın başka bir yolu içinde şuna bakabiliriz. Tüm bu adenozin grubunu A harfiyle gösterelim. Aslında AD ile gösterelim. Sonra da burada görüldüğü üzere bu adenozin grubu 3 fosforil grubuna bağlayalım. Bunları da yuvarlak içinde P harfi ile göstereceğim. Siz de aynı böyle yapabilirsiniz ama bazen bu çizdiğimiz düz çizgilerin yerine şöyle dalgalı kısa bir çizgi görüyoruz. Burada yüksek enerjili bağ işte bu kısa dalgalı çizgi ile tarif edilir. Ancak biz bu videoda bunu düz çizgiyle göstereceğiz. Bunlar yüksek enerjili bağlar. Peki bunların yüksek enerjili bağlar olması ne anlama geliyor? Bu esasında şu anlama geliyor. Bu bağlardaki elektronlar yüksek enerjili durumda ve eğer bir şekilde bu bağ kırılırsa buradaki elektronlar daha rahat bir duruma geçer. Yani daha az enerjili duruma geçerler. Elektronlar yüksek enerjili durumdan düşük enerjili yani daha stabil ve rahat edecekleri duruma geçtikleri için bunlardan ortama enerji salınacaktır. Bunu bir de şöyle düşünelim: Eğer bir uçakta olsam ve atlamak üzere olsam yüksek enerjili durumda olurum yani yüksek potansiyel enerjim olur. Küçük bir adım atıyorum ve düşüyorum. Düşerken de enerji açığa çıkarıyorum. Bu enerji havadaki sürtünmeyle olabilir veya sonunda yere çarptığımda yine enerji açığa çıkar. Ya da mesela bir yayı sıkıştırabilirim veya bir türbini çalıştırabilirim. Fakat koltuğumda oturduğumda düşük enerjili hale geçerim. Daha da düşük enerjili duruma nasıl geçebileceğim net değil. Oturduğum yerde uyuyakalabilirim veya buna benzer başka bir şey yapabilirim. Bu metaforlar bazı noktalarda işlevini yitirebilir. Bunu başka bir şekilde de düşünebiliriz. Bu bağda elektronlar var ve gerekli şartları sağlarsanız elektronlar bu bağın dışına çıkar ve daha düşük enerjili duruma geçerek enerji açığa çıkarırlar. ATP yani adenozin trifosfatı ele alarak başlayalım. Olasılıklardan biri olan suyu buraya koyalım. Hidroliz başlayacaktır. Sonuçta bu fosforil gruplarından biri kopar ve bir fosfat molekülüne dönüşür bu denklem sonrasında elimizde adenozin olacak ve artık önceden sahip olduğumuz 3 fosforil grubu olmayacak sadece 2 fosforil grubumuz olacak yani artık elimizde adenozin difosfat olacak ki genelde bu adp olarak bilinir bunu altına yazayım burası atp ve sağ tarafta adp buradaki d di 2 anlamına geliyor. Yani iki fosforil grubu. Adenozin difosfat. Trifosfat değil. Tri oldum 3 oluyordu. Di oldum 2 oluyor değil mi? Evet. Bu daha sonra mesela şu koparılmış veya ayrışmış olabilir. Şimdi su molekülünden gelen oksijen ve hidrojenlerden biriyle bağlanır ve en son başka bir hidrojen protonumuz daha kalır. Buradaki esas önemli olan kısmı henüz çizmedim. Bunun gerçekten önemli olan kısmı bu bağdaki elektronlar Tam şurada gösterdiğim bağdaki elektronlar daha düşük enerjili duruma geçerken enerji ortaya çıkarır. Yani artı enerji. Dolayısıyla burada reaksiyonun bu tarafında enerji açığa çıkar. Ve reaksiyonun bu tarafında bu enerji depolandı. Biyokimya dersinde de defalarca karşılaşmışsınızdır. ADP'den reaksiyona giderken enerji kullanılır ve bir fosfat yani bu enerji deposu olan fosfat ADP'ye eklenir. Bu gibi şeyleri fotosentez gibi olaylarda görebilirsiniz. Hatta fotosentezde bunun için ışık enerjisi kullanılır. ADP'ye bu P'yi yani fosfatı eklersek ATP elde ederiz. Biyolojik sistemlerde enerji kullanım ihtiyacı doğduğu zaman sistem ATP'yi kullanır ve bu aşamada hidroliz olur. Bu şekilde de enerji açığa çıkar. Bazen bu enerji sadece ısı üretmek için kullanılır, bazen de reaksiyonun ilerlemesi için protein gibi yapıların şekillerini değiştirmek için veya başka herhangi bir durum için kullanılabilir.